Merhaba arkadaşlar, ben Mehmet. Kanalıma hoş geldiniz. Bu Yüksel Evik'te Age of Star 2'nin yeni bir bölümüne daha karşınızdayım. Age of Star 2'de arkadaşlar, Kanuni Stone Süleyman ile ölene kadar serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Kanala abone olup video like atmayı unutmayın ki videomuza geçelim. Kanala abone olup video like atmayı unutmayın şimdiki neyse. Arkadaşlar hatırlıyorsunuz, biz en son Kanuni Stone Süleyman'la 1525 yılında kalmıştık ve bayağı bir devletleri almıştık. Bayağı Memlük'ü de komple, zaten Memlük bizim de yani, bu kadar basit yani. Adaları falan alacaktık biz en son arkadaşlar. 1556 yılında mı vefat ediyordu falan Kanuni Stone Süleyman, tam bilmiyorum arkadaşlar. Galiba onun gibi bir şey, 1556. Tanım bu bölümde bitmez muhtemelen. Bir sonraki bölüme biter. Neyse, bizim en son ordumuz neredeydi? Biz nerede savaşıyorduk? Oğlum ordu yok ki anasını satayım. Ha, buradaymış burada. Bunlar bizim değil. Ha, biz en son Safavi ile savaşmıştık. Safavi'nin topraklarının yarısını almıştık. Bir daha savaşıp Safavi'yi komple yok edecektik. O yüzden ordularımız Safavi topraklarındaydı. Şimdi tam tur atlayalım biz. Boş yere tur atlamak aslında mantıksız arkadaşlar. Çünkü belli bir şeyimiz var bizim. Tarihimiz var. Ne anlatıyor hocaya? Ne tarihi, ne konuşuyorum ben arkadaşlar. Boş verin siz. Tamam, şuradan otomatik asimilasyon işlemlerini başlatalım. Kanunları biraz yürürlüğe getirelim. Savaş yoğunluğunu azaltalım. Hareket bonusunu bunları verelim arkadaşlar. Hareket bonusu önemli. Diğerler aslında gereksiz yani. Diğerlerin pek de bir önemi yoktur. Biz şuna bastıkça ekonomi artına bakmayın. Bu geriye gidiyor yani. Geriye doğru gidiyor. Şu belki işimize yarayabilir. Tamam, bakın 200 bin ya. Eksi 21 bin. O muhtemelen bize enflasyon yediğimiz için eksi yedi arkadaşlar. Biz biraz araştırma yaparsak eksizi gider. Tamamdır. Peki şuraya biraz ordu koy. Tamam ya, güzel. Safevilere savaş ilan edebilir miyiz? Edebiliyoruz. Komple tüm devletlerini alalım diyelim. Herhangi bir ittifakı var mıydı, bakmadım. Yok galiba. Tamamdır. Buradan arkadaşlar otomatik planı yapacağım. Bakacağım otomatik plan alacak mı bunu. Şöyle bakıyoruz arkadaşlar. İnşallah alır. Al. Oğlum yağmalama ya. Tamam yeter. Arkadaşlar aslında otomatik plan bir nevi işe yarıyor. Aslında güzel yani. Çok da kötü bir şey değil. Tamam, şimdi kapatabiliriz. Sadece arkadaşlar kötü olan şey şu. Ordu basıyor yani. Otomatik plan açtığım zaman otomatik ordu da basıyor. Aslında bu iyi mi kötü mü bilmem de. Bilmiyorum artık. Arkadaşlar saf evleri düşürmeye başardık. Bu arada dışarıdan ses falan geliyorsa kusura bakmayın arkadaşlar. Cam açık. Mecbur yani. Şu anda eriyemeyim ben şu anda. Eriyorum arkadaşlar. Hava 51 derece mi ne? Yani çok abartıyorsun diyebilirsiniz arkadaşlar ama hava harbiden çok sıcak yani. Merak ettiğim konu şu, şu anda bu orduyu nereden bastı? Bak şuradan basmış. Buralardan basmış. Buralarda ordu yokturdu çünkü. Bunları şu Fizan sınırına göndereceğim arkadaşlar. Ne olur ne olmaz. Fizan her an her bokluk yapabilir bize. Bunu buraya gönderdim. Bunları Avusturya'nın sınırına göndereyim ben arkadaşlar. Siz de İstanbul'u koruyacaksınız. Şu şekilde İstanbul'a gidin. İstanbul'a bir ikmal kampı yapalım. Bu ordular boş yere burada şey yapmasınlar. Neden olmuyor? Teknoloji mi yetersiz? Kaynağı mı yok acaba? Neyse, iki tane gelmiş. Onu da ordu bakımına basalım. 50 yapalım. Güzel. Safeviler düştü. Sıradaki hedef kim olsun? Taberistan ve şunu da alalım arkadaşlar. Neydi bu kim? Gilan eyaleti değil mi? Bunlar bize şey yapmıştı. Koalisyon mu açmıştı? Ne? Tam emin değilim arkadaşlar. Şöyle otomatik planı arkadaşlar açacağız. Auto planı açtık. Buna bir savaş ilan ettik. Hemen üzerine şuna da bir savaş ilan ettik. Ve turlarımızı atlamaya başladık. Tamam, direkt çöktüler. Tamam, bitti. Ha, bu arada bize koalisyon yapmışlar. Şundan ikisini alalım. Siz kimsiniz, bana şey yapıyorsunuz, şu anda koalisyon açıyorsunuz? Bu kim? Astrahan. Bu kim? Papalık. Papalık? Ne alaka lan? Sen buraya git. Siz de şurada toplanın. Sen de şuraya git. Arkadaşlar zannediyor ki beni alabileceğini zannediyor. Astrahan. Biraderim, topraklarımı bırakır mısın? Sana gereksiz bir iş yaptığın farkında mısın sen? Astrahan düştü. Avar Hanlığı'nı alalım arkadaşlar. Avar Hanlığı da bununla birlikteydi. Astrahan'ı da aldık. Evet, tamamdır. Bitti, bu kadar. Ya siz kimsiniz? Küçücük bir devletsiniz. Benimle gelip kafamı tutacaksınız. Arkadaşlar bu arada açıklama kısmında Discord linkimiz var. Oraya gelip Discord'umuza katılabilirsiniz. Orada benimle birlikte konuşabilirsiniz. Ben aktifim yani. Çoğu zaman genellikle. Geceleri daha çok aktifim. Sabahları çok aktif olmayabilirim. Ama... Yani bana istediğiniz şeyi oradan yazıp sorabilirsiniz. Şimdiki Arap Yarımadası'nı komple alalım diyorum ben arkadaşlar. Ama benim saldırmamam gerek. Çünkü ben saldırdığım zaman arkadaşlar bunlar koalisyon yaratıyorlar bana. Böyle olmuyor. Ya arkadaşlar şöyle yapacağız ya. Ben taktiğimle bütün devletleri birbirine savaştıracağız. En son kalan devleti biz alacağız. Öyle bir planım var. Yani böyle...
tüm devletlerle aynı anda savaşmaktansa arkadaşlar bir devletle savaşmak daha mantıklı gibime geliyor. Arkadaşlar bu kendi kafasına göre ordu bastığı için şu anda biz eksiye giriyoruz. Baksana şu bastı orduya bak. Ben bu orduyla Avusturya'ya alırım amına. Sadece buradan 100 bin ordu basmış neredeyse. Otomatik plan işte bu yüzden kötü arkadaşlar. Aslında yani güzel çalışıyor da. Arkadaşlar şu anda bizim bunlarla savaşmamız imkansız yani. Bunlar dünyanın en güçlü devletlerinden birisi. Avusturya zaten var burada. Onunsa zaten burada onların vasalları var. Fransa krallığıyla ittifak olabilir miyim? Olamam. Kimle aramayayım? İngiltere. Aramasında İngiltere ile bayağı iyi. Tam İngiltere ile biz bir ittifak kuralım. Moskova ile aramızı biraz iyileştirip ittifak olabiliriz arkadaşlar. Bu şekilde Moskova sayesinde kendimizi böyle etraftan korunmuş gibi hissederiz. Arkadaşlar şu anda burada milleti birbirine girdiriyorum. Herkes şu anda birbiriyle savaşıyor. Arkadaşlar oyun arada bizim yaptığımız hileyi anladı amınayım şey yaptı. Oyun bozuldu yani bildiğiniz. Evet arkadaşlar Osmanlı İmparatorluğu'nu kurmamız için gerekli olan topraklar bunlar. Biraz fazla da almış olabiliriz. Evet fazla da almışız yani. Biz sadece arkadaşlar şu Adal'ı alsak. Adal Sultanlığı'nı. Medrif bir de Funcu alsak bitiyor galiba ya. Büyük ihtimalle bitiyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar sıra bizde. Şu anda biz gireceğiz. Evet arkadaşlar az sayı düşürmeye başardık. Komple alacağız kendisini. Çok iyi oldu bu. Bunu Yemen aldı lan harbiden. Arkadaşlar bu oyun sürekli bozulup duracaksa böyle olmaz ki. Çok saçma. Tamam şu Funcu alalım biz bir o zaman bir. Arkadaşlar biz şu Funcu bir yok edelim. Ondan sonra zaten Necid de bize savaş ilan edecek. Evet. O zaman şuraya ben biraz bir ordu göndereyim. Necid'i alalım oradan. Arkadaşlar evet savaşımızı ilan ettik ve Funcu'ya şu şekilde giriyoruz. Evet arkadaşlar Funcu da düştü. Funcu alalım. Necid emirlerine komple yok edelim. Tamamdır. Hem Arap Yarımadası'nı kontrolümüz altına aldık hem de bir şeyler yapmaya başardık. Şu anda Hassa tabi de daha çok Arap Yarımadası'nı almış gibi görünebilir. Bu da bizim bir taktiğimiz arkadaşlar. Aman ak koyun. Aman ak. Lan oğlum ne oluyor? Timur. Timur oğlum. Timur. Kazak'la bana şey mi yapıyorsunuz siz? Koalisyon. Tamam bitti barışımızı yaptık. Arkadaşlar Timur ve Kazak hanlığı gelmişler bana şey yapıyorlar. Koalisyon. Evet arkadaşlar bu arada videoda çok uzun sıklıkla ara... Amına koy şunu abi söyle ya. Çok uzun aralıklarla geliyor kusura bakmayın. 6 veya 7 Temmuz'dan sonra arkadaşlar düzelteceğim bu işi. Yani artık daha sık videoya gelecek 6 veya 7 Temmuz'dan sonra emin değilim. Ondan önce gelemez muhtemelen ama ondan sonra gelebilir. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzun sonuna gelin. Umarım beğenmişsinizdir. Bayağı bir şey yaptık. Safe bile yok ettik. Arpiyonların çoğunu aldık. Funcu falan aldık. Bugünkü videomuzun sonuna gelin. Umarım beğenmişsinizdir. Kanala abone olup videoya katmayı unutmayın. Arkadaşlar açıklama kısmına Discord linkine tıklayıp Discord'umuza gelebilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.